Erkam Radyomuzun ve Erkam Televizyonumuzun çok kıymetli izleyicileri ve dinleyicileri bir iftar sevinci programında daha sevincimizi paylaşmak üzere sizlerin huzurundayız. Bu programın adeti hasenesi gereği her defasında bir değerli misafirimiz var. Bugünkü misafirimiz Aziz Mahmud Dai Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanımız muhterem Ahmet Hamdi Topbaş Efendi Hoş geldiniz abi. Hoş bulduk efendim. Olsun. Şerefler verdiniz. Hayırlı olsun. Ee, bu programdan esas maksadımız şu anda iftar sofrası başında bizi iftar bekleyenleri, onları dinleyenleri e, bilgilendirmek, ilgilendirmek, onlara e, bu iftar sevincini yaşatmak esas maksadımız bu. Bugün de zat halinizle esas Aziz Mahmud Hüdayi vakfı bugün e, halka mal olmuş. Sadece Türkiye'nin kendi içinde değil, uluslararası arenada da çok güzel isimler yapmış, hayır haklı ile meşhur bir vakıf. Esasında bu vakfın dünü, bugünü ve yarınıyla ilgili zat halinize özellikle sohbet etmek istiyoruz. Yani bu hem vakfımızın bir manevi yönü var, bir de vakfımızın hayır hizmetleri var. Bu hizmetler konusunda sözü nereden başlarsak, e ...zat isabet olur diye düşündük. O yüzden tekrar hoş geldiniz. Şerefler verdiniz. Hoş bulduk efendim. Hayırlı olsun. Allah razı olsun. Ee, hayırlı iftarlar olsun. Amin. İnşallah. Ramazanımız mübarek olsun. Amin. Büyük bir acı yaşadık. Deprem felaketi geçirdik. Türkiye'ye ve ümmet Muhammed'e... ...Türk milletine geçmiş olsun... Vefat edenlere Allah rahmet eylesin. Amin. Yaralılara Cenab-ı Hak acil şifalar nasip etsin. Amin. Ee, bizler depremin ilk gününden itibaren nasıl yardıma koşarız diye gayret ettik. Allah gayretlerimizi kabul etsin. Amin. Inşallah. Amin. Amin. Hüdayi Vakfı olarak malumunuz biz insani yardımdan öte eğitim yardımları yapıyoruz. Eğitimle ilgili. İmam Hatip okulları, Kur'an kursları dünyada ve Türkiye'de ki İmam Hatip okulları ve Kur'an kurslarını desteklemeye gayret ediyoruz elimizin erdiğince. Gıdadan önce, insani yardımdan önce eğitim yardımını önceliyoruz. Ama tabi böyle bir felaketle de karşılaşınca gayri ihtiyari her, şey, her, her şeyi bırakıp evet, koşuyor. Önüne geçiyor. Her şeyin önüne geçiyor yardım yerine koşuyoruz yani. Türkiye'de bir deprem felaketi oldu. Daha önce Pakistan'da sel oldu. Daha önce Yemen'de oldu. Arakan'da oldu. Yani ilgisiz kalamıyoruz. Elimizden geldiği kadar koşturma, yardım etme. Bizim gönüldaşlarımız da bizi bu yönde koşturmamızı istiyorlar. Biz de öyle gayret ediyoruz inşallah. Allah razı olsun. Bir de tabi e, Aziz Mavidayı Vakfı'nın özellikle bu deprem kıyameti diyorum ben. Çünkü hmm. bunun bir örneği yok. Başka ülkelerde de bu kadar ağır. Yani 13,5 milyon insanı etkileyen efendim işte 180 bin kilometre kareyi perişan eden böyle bir deprem kıyameti yok örneği. Hmm. Ama inşallah işte böyle Aziz Mavidayı Vakfı gibi bizim genlerimizden gelen inancımızdan gelen sıkıntıları paylaşma, sevinçleri paylaşma duygusu iliklerimize kadar işlemiş. Bir de Aziz Mavi Vakfı'nın evet şimdi depremde canhıraş her bölgede faaliyetleri var. Ama bir de e, hemen bugünden yarına tamam ya işte işi soğudu. Bırakalım değil de bu işi kalıcı ve sürdürülebilir halde tutmak. Tabi yine ortaya çıkan ihtiyaçlara göre Aziz Mahmut Vakfı kendi pozisyonunu alıyor. Evet. Bu konuda da e, neler söyleyebiliriz? Şimdi malumunuz yani büyük bir afat, büyük bir e, travma yaşandı. Maddi manevi yani maddi boyutları da çok büyük, manevi boyutları da büyük. İnşallah tez zamanda bu işin içinden çıkılır. İnşallah. E, Türkiye 20 senedir elhamdülillah güzel bir devre yaşadık ve Türkiye bütün dünyaya, dünya Müslümanlarına veya insanlarına Yardım götürdü, yardımcı oldu. Hala da yurt dışı yardımlar devam ediyor. Bunun bereketi olarak inşallah Türkiye'de bu yaralarını kolaylıkla atlatır diye düşünüyorum. Ee, Cenab-ı Hak hayırlara tebdil etsin. Amin. Yani hayırlara Amin. tebdil etsin. Bu, bu kadar büyük felaketten inşallah hayırlara tebdil olur, bir hayır çıkar. Türkiye dediğimiz gibi bütün dünyaya yardım elini uzattı uzatıyor bundan sonra da uzatacak inşallah Bunun bereketi olarak ümmeti Muhammed'in duaları olarak da Türkiye'de de bu sıkıntıları kolaylıkla bertaraf ederiz atlatırız inşallah şimdi e, muhterem abi burada bir şey daha sormak isterim zaten size. Bizim bir çizgimiz tamamen e, dini eğitim sahasına yönelik. Evet. Hatta bu e, dini hizmetler alanı da bizi kendiliğinden sürükleyip götürüyor. Nasıl götürüyor? Biz önce yurt dışından buraya böyle yetenekli çocukları getirdik. Evet. Bunları burada e, işte e, Kur'an kurslarında, İmmet Liselerinde, ilahiyat Fakültelerinde bunlar yetiştirdik. Sonra bu çocukları gönderdik kendi yerlerine her giden, kendisi Aziz Mavni Hüdayi Vakfı'nın bir şubesi olarak gördü. O da bizi oralara doğru sürükledi. Dolayısıyla çok yaygın bir dış hizmet ağımızla başladı. Ama burada bir farklı şey daha var. Yani birinci özelliğimiz bizim gerçekten ne ifrat ne tefrit. Evet. İslam'ın itidal yolunu, orta yolunu, vasat ümmet anlayışını her yere taşımaya çalışıyoruz. Aşırılıklardan uzak ama Tam sırata müstakim çizgisini korumaya çalışıyoruz. Ama farklı bir hizmet daha gördüm ben Azerbaycan'da. Mesela orada bizim vakfımız bu hanımlara hizmet edindirme kursu başlatmış. Hatta biz orada bir yemekte, o zaman Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev, hem Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı hem refikaları Mihriban Aliyeva Hanım bizim Cumhurbaşkanımıza böyle bir yemekte ben bunu arz ettim kendilerine Mer Mihriban Hanım da bunu himayesini almış bizim vakfın kadınlara meslek edindirme kurslarını hani bu ismek gibi evet. himayesini almış. Azerbaycan'ın bütün reyonlarında şimdi o kursun yaygınlaştırılmasını sağlıyor. Evet. Şimdi dolayısıyla böyle güzel de bir çalışma da var ayrıca evet. bu konuda neler söyleyebiliriz? Şimdi bizim Türkiye'de de esasında bu çalışmalarımız var. Hanımların Şehbal Kültür Merkezi adı altında muhtelif illerde, ilçelerde, mahallelerde bu tip faaliyetleri var. Bu da güzel bir şey. Ebru, seramik, hat, tesip vesaire gibi gayret ediyorlar Allah razı olsun. Yani Türkiye'de de bu yaygın. Hatta bütün dünyada, Balkanlarda, Orta Asya'da, Afrika'da da yaygınlaştırılıyor bu, sizin Azerbaycan'da evet. gördüğünüz sistem, bütün dünyada yaygınlaştırılma çalışıyor. Ee, mesela tasavvuf, tarikat diyorlar, dünyada da çok, affedersiniz, abuk sabuk tarikatlar, tasavvuflar var. Ee, batı'da ben tasavvuf erbabıyım diyor, namaz kılmıyor. Bilmem Afrika'da tarikat erbabıyım diyor büyüsü, hurafesi hepsi birbirine karışmış. E, maalesef yani Türkiye'de de var bunlar az çok. E, uçtusu, kaçtısı vesaire. Bizim sırat-ı üzerine, şeriat-ı Muhammediye üzerine hep büyüklerimizden işittiğimiz evvela şeriat, sonra tarikat. Biz orta yolun temsilcileriyiz. Kurslarımızda, yurtlarımızda, okullarımızda da hep orta yol, itilal üzerine. Malumunuz dünyada Müslümanlara da bir çatıştırma ortamına getirmek isteyenler var. Bir tarafta Şia, bir tarafta Selefi, Vahabi akımı ve böyle ikiye, iki kutupla ayrılsınlar. Biz elhamdülillah orta yoldayız. Orta yol İslam'ı yayma, yaşanma, gayret ediyoruz. Yani Afrika'da da, Balkanlarda da, Orta Asya'da da orta yol İslam'ın ee, yaşanmasını, yaşatılmasını, çoğaltılmasını gayret ediyoruz. Daha çok hizmetimiz eğitim üzerine. Ben hep söylediğim bir şey var. Bazen diyorlar ki işte Afrika'da insanlar e, Mısır gibi, Darı gibi e, bir şeyler, Leblebi gibi bir şeyler yiyip karnını doyuruyor. Bırak ondan doyuyorsa ondan doysun. Ya yani baklava börek yese daha iyi ama. Yani ondan karnını doyuruyorsa, ondan mutlu oluyorsa devam etsin. Ama eğitim çok mühim. Tabii. Yani insanların eğitilmesi lazım. Yanlış yollara girmemesi için. Hem akide olarak, hem yaşayış olarak, hem de yanlış yollara, sapık yollara düşmemesi için gayret ediyoruz. Yani bizim gayretimiz, hizmetimiz daha ziyade eğitim. Yani insanları eğitmek lazım. Yani karnı bir türlü doyuyor. İhtiyacını bir türlü karnı gideriyor. Karnı bir türlü doyuyor ama evet. kimi baklava börek yiyor, kimi pirzola yiyor, kimisi de leblebi yiyor, karnı doyuyor. Yani evet. mühim olan doymak ve mutlu olmak. Evet. Onun için yani manevi doygunluğu vermek lazım. Manen insanları doyurmak lazım diye düşünüyorum. Bizim vakfımızın çalışmaları da bu yönde. Muhterem abi, burada bir şey daha var. Biz vakfı ilk kurduğumuzda beraber kurduk tabii. Evet. Ama önce bu mübarek gün ve gecelerde iftar veriyorduk şeyde. Hüdayi Vakfı'nda, şimdiki Hüdayi Camii'nin orada. Sonra baktık ki ya bu çok gelen var, ihtiyaç çok. Bunu Ramazan'da her gün verelim demeye başladık. Baktık ki orada da çok yoğun bir talep var. O zaman bunu vakıflaştıralım diyerek işte 85 yılında vakıf kuruldu. Vakıf kurulurken önce tabii ihtiyaç sahiplerine erzak dağıtımıyla başladık bu işte. Hı. Fakat erzakı gidip götürüp veriyorsunuz. Tamam takkat yapıp veriyorsunuz ama sonra öyle bir noktaya geldik ki ya biz bu aileleri ila nihaye böyle besleme durumundan daha çok çocuklarını yetiştirelim, eğitelim. Sonra çocuklar aileyi kendi ayakları üstünde durur hale götürsünler. Böyle bir eğitim ayağı başladı. Ve bu gittikçe de önümüze eğitim ağı çıktı. Dolayısıyla oradan bugünlere geldik tabii. Allah razı olsun. Her yerde gerçekten böyle tam sıratı müstakim çizgisini hedef alan eğitim çalışmalar var. Mesela ben Azerbaycan'a biz ilk giderken, Bizim Selim Efendi geldi. Allah rahmet eylesin. Tanırsınız siz. Evet. Şeki Allah Müftüsüydü. Nevzat hocamız Allah rahmet evet. eylesin. O getirmiş buraya sene 91. Adam şunu söyledi bize. Ya dedi Azerbaycan'da yangın var. Azerbaycan yanıyor. Benden size bunu haber etmek ister gelin, ister gelmeyin dedi. Biz 15 gün sonra gittik. Öyle başladı orada hizmetler. İşte o hizmetler bütün dünyaya evet. yayıldı. Allah razı olsun. O yangın söndürme işi. <laughs> ya. Her yere bütün dünyaya yayıldı elhamdülillah. elhamdülillah. Bu da Cenab-ı Hakk'ın bir lütfu. Yani siz istediğiniz kadar ilim, ilminiz olsun. Ya. Gideyim hizmet edeyim. Başkasının parası olsun. Ben para harcayayım, hizmet edeyim. Olmuyor işte. Cenab-ı Hak önümüzü açtı. Bir takım evet. kuruldu. Hüdayi Vakfı bir takımdır. Evet. Bu takımda Elhamdülillah güzel hizmetler yaptı, yapıyor da inşallah bizden sonrakiler de bu hizmetleri devam ettirirler. Devam evet. ettirecekler evet. Evet. İnşallah. inşallah. Çünkü belki de her gündünden evet. daha ileride evet. olmak evet. mecburiyetimiz var tabii. Elhamdülillah. Evet. Burada bir de bizim eğitime hassasiyetimiz tabii şey dini eğitim. Evet. Çünkü insanların gerçekten manevi doyumunu temin etmek. Evet. Yani bir kuş tek kanatta uçmuyor. Evet. İki tarafında sağlam olması lazım. İki tarafında beslemek lazım. Hı. Yani insanın bedenini beslersiniz de Hı. ruhunu aç bırakırsanız olmaz. Evet, olmuyor. Tek kanatta kuş uçmuyor. Evet. Burada da çok kalıcı ve güzel hizmetler var. Tabi buradan bizim Aziz Mavi Dayı Vakfı'nın bir de tabi şimdi deprem bölgesi olmak üzere gerek İstanbul merkezli gerek Türkiye merkezli gerekse Yurt dışı merkezde ciddi çalışmalar var. Burada e, Aziz Mahmud Ayı Vakfı'nın bir de zekat konusundaki hassasiyetleri var. Bu hassasiyeti de belirtmek lazım ki bizim dinleyicilerimiz evet. e, bunu bilsinler. Zaman zaman biz müteberrillerimize de, ehli hayır, hayır sahiplerine de söylüyoruz, yayınlıyoruz. Yine burada da mikrofondan da söylemiş olalım. Vakıf deyince bazilerinin aklı yani vakfın büyük hanı, hamamı var, geliri var gibi düşünüyor. Halbuki bizim vakfımızın gelirleri daha ziyadesi Müslümanların zekatları ve infakları. Biz Hüdayi Vakfı olarak zekat şartıyla gönderilen bağışlara ikinci bir şart kabul etmiyoruz. Zekat hesabında toplanan, zekat havuzunda toplanan meblaları sadece Kur'an-ı Kerim'de belirtilen ihtiyaç sahiplerine ve talebelere gibi sarf yerlerine ülkemizde ve dünyanın her yerinde kullanmaktayız. Yani zekat hesabımızda toplanan meblağı yurt içinde ve yurt dışında ihtiyaç sahiplerine ve talebelere kullanmaktayız. Bu böyle bilinmeli. Evet. Şartlı bağışlarımız, ha bağışlar zekat veya deprem veya Arakan veya Yemen veya Suriye şartı geliyorsa o şartlara uygun olarak o yerlerde kullanma gayret ediyoruz. Yani bunu da müteberrilerimizin bilmesi lazım ki biz de vebalde olmayalım. Evet. Bir de zaman zaman vakfımızın ismini kullanarak kendisini Hüdayi Vakfı ile irtibatlandırarak Yardım toplamak isteyenler oluyor. Bunlara da dikkatli olmamız lazım. Ha Tabii bizim Anadolu'da partner kuruluşlarımız var. E, yurt dışında da partner kuruluşlarımız var. Bazen bunlar da Hüdayi Vakfı'nın vakfı diye kendilerini tanıtıyorlar. Ama bize e, Hüdayi Vakfı'na bağışta bulunmak, teberruda bulunmak isteyenler, Banka hesap numaralarımız var. Lütfen banka hesap numaralarımıza Hüdayi Vakfı'nın, Aziz Mahmut Hüdayi Vakfı'nın Albaraka'da, Küveyt Türk'te vakıf katılımda e, hesaplarımız var. Bunları e, buralara göndermelerini istiyoruz. Elden para göndermemeye gayret etsinler. E, gönderirlerse de biz onların adına bankaya yatırma gayret ediyoruz. Yani bunun dışında da mesuliyet kabul etmiyoruz. Evet. Hem Allah indinde hem kul indinde bağışlarımızı banka kanalıyla yapalım, yapmaya gayret edelim diye müteberrilerimize, hayır sahiplerine duyuruyoruz inşallah. Allah razı olsun abi. Bunlar ne kadar güzel hizmetler. Yani gerçekten Azma Müdayi Vakfı, evet. aşçıza aş, aç, ilim açlığı olana ilim, gönül açtı olana gönül veren bir vakıf. Yani yani böyle efradını cami, ayarını mani, hayri hizmetler sunan gerçekten güzel bir müessese. Ben başından bugüne içinde olduğum için de bunda yakinen şahidim. Tabi burada sizlerin gayreti Allah razı olsun ön planda olmanız çok daha verimli ve kalıcı hizmetlere vesile oldu. O yüzden sizlere yürekten çok teşekkür ediyoruz. Önce. Estağfurullah. Bazen bizleri Niye bankayla çalışılıyor filan gibi tenkit edenler de oluyor. Hatta katılım bankalarını da tenkit edenler oluyor. Katılım bankaları olmasa biz faizli bankalarla çalışmak durumunda kalacağız. Onun için katılım bankalarını da elden geldiğince desteklememiz lazım. Faizli bankalara alternatiftir Evet, güzel. katılım bankaları. Son dönemde de hakikaten devlet de sahip çıktı, ziraat katılım, vakıf katılım gibi bankalar kuruldu. Biz bundan da ayrıca memnun oluyoruz. Ha, insanlarımız bankanın önünden geçmemeli, içine hiç girmemeli. Ama katılım bankalarını da ihtiyaç varsa gitmeli, evet. e, ihtiyaç yoksa oraya da gitmemeli, girmemeli diye düşünüyoruz. Allah razı olsun. Ee, muhterem abi, şimdi e, gerçekten siz sohbetin birinci bölümünde güzel ifade buyurdunuz. Bugün Türkiye ektiğini biçiyor. Niye ektiğini biçiyor? Yani e, 2002'den bugüne dünyanın neresinde dili, dini, inancına bakmaksızın afete ve felakete uğrayan bir toplum olmuşsa onların yarasını yar sarmak üzere oralara yardım göndermiş. Hele bu e, salgın hastalık döneminde 160'tan fazla ülkeye aşı dahil, efendim test kitleri dahil bir sürü sağlık malzemeleri yardımı yapmış. Ama bugün bizim yaşadığımız bu deprem felaketi, deprem kıyameti diyorum ben ona, Türkiye ektiğini biçiyor. 160 ülkeden Türkiye'ye yardımlar yağıyor. Hem de gönüllü ve istekli. Şimdi dolayısıyla Türkiye ektiğini biçiyor. Şimdi bu dönem zarfında gerçekten Türkiye 20 yılda tabii çok büyük hizmetler yaptı. Hatta bu hizmetler eğer sabote etilmeseydi, engellemeler yapılmasaydı ki ben mesela şöyle düşünüyorum. Bu yakamoz, ayışı, eldiven, balyoz, ergenekon bunların hepsi doğruydu. Bunlar iktidara, milletin iktidarına çelme takmak için yapılmış. Ardından bu yargı vesayeti vardı. Yargı evet. engeliyle bizim en önemli yatırımlarımız. İstanbul Havalimanı, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Avrasya Marmaray, efendim Akkuyu Nükleer Santral. Bunlar en erken beslene gecikmeli hayata geçti. Hı. Yargı kararıyla durduruldu. Öbür taraftan üniversiteler cübbelerine güvenerek, Hı. efendim e, askerler apoletlerine güvenerek pek çok yol kesmeye yoluna girdiler. Millet iradesinin önünü kesmek için. Daha sonra bunlar olmadı. işte hep, hepimizin malumu bir cumhurbaşkanlığı meselesi geldi. 367 krizi ortaya çıktı. Ben çok iyi biliyorum. Rahmetli Özal 244 oyla cumhurbaşkanı seçildi. Demir'in 263 oyla seçildi. O zaman Abdullah Gül 200 şey, 357 oy aldı. Koskoca Anayasa Mahkemesi'ne karar verdi. Dedi ki 357 244'ten de küçüktür. 267'nin de küçüktür. 367 olması lazım dedi. Daha sonra bu da olmadı. İşte e, askeriye bildiri yayınladı. 27 Nisan'a ya e muhtarası. Daha sonra bu da olmadı. Partiye kapatma davası açtılar. Daha sonra işte gez olaylarıydı. Sonra 15 Temmuz harekatı. Baktığımız zaman eğer bu engeller olmasaydı ki Türkiye bugün dört kat büyümüş 2002'den bugüne. Beş kat diyenler de var belli sektörlerde ama bu engeller olmasaydı belki Türkiye bizim 2023 hedefimiz vardı bir o da uçardı 2020 hedefini biz işte 2 trilyon dolarlık bir milli gelir 500 milyar dolarlık ihracat 25 bin dolarlık fed başına milli gelir biz bunları 2017'de filan yakalardık eğer bu engellemeler olmasaydı askeri engellemeler yargı engellemeleri Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in engellemesi, Genelkurmay'ın engellemesi, daha sonra millet noktayı koydu, referandumla Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçildi. Bugün çok daha hızlı karar veren, çok daha hızlı veren bir ortamdayız. Esasında e, bu konuyla ilgili neler söyleyebiliriz? Efendim şimdi Allah Türk devletine ve milletine zeval vermesin. Türkiye hakikaten bütün dünyaya yardım eline uzattı dediklerine göre en cömert millet, devlet. Milli gelirine göre tabi e, en fazla e, insan yardım yapan ülke. Yardım yapan ülke. Cenab-ı Hak bunların devamını nasip etsin. Amin. Alınan dualarla da inşallah bu deprem felaketinin yaraları kolaylıkla sarılır. Önümüzde bir seçim var. İttifak deniyor. Yani insanlar kiminle ittifak ettiğine dikkat etmesi yani lazım. İttifak ne demek hocam? Müttefik olmak demek. Tabi. Tabii. Kimden müttefik oluyorsun? Evet. Kimden ittifak ediyorsun? Yani bunu bir düşünmen lazım. Yani Müslümanlar nerede toplanıyorsa, muhafazakarlar nerede toplanıyorsa biz oradayız. Zaman geldi Menderes, zaman geldi Özal, zaman geldi Erbakan Hoca. Zaman geldi bu şimdiki iktidar. Yani Müslümanlar neredeyse biz oradayız. Kimi insanlar kıla tüye küsüyor, güceniyor filan ediyor, kırılıyor. Yani sırası değil bunları. Yani sonra Türkiye'de şu anda araba yokuşta kaldı. Yokuş yukarı ittiriyoruz. Yokuş yukarı ittirirken türlü bahalelerle geçiştirmememiz lazım. Yani biz seçimlerde dikkat, ihale alalım, zenginleşelim, bilmem ne olalım diye değil. Yani İslam'da Müslümanlar, Müslümanlığını rahat yaşayan, yaşanabilir bir ortamı elde etmek için ve bütün dünyaya da hizmet edebilmek için biz bunun devamını istiyoruz. Hakikaten maddi de manevi de büyük inkişaflar oldu. Buyurduğunuz gibi köprüler, yollar, havaalanları vesaireler. Yani yurt dışında da Azerbaycan'la, Katar'la, Libya'yla, Rusya'yla münasebetler dış politikada. Yani bunlar... Aklı hayale gelmeyecek. Afrika ile, Afrika ile, evet. Afrika'dan hiç haberimiz yoktu. Evet. Orta Asya'dan bile doğru dürüst haberimiz yoktu. Yani bunlar hep mühim şeyler. Yani yani bu önümüzde bir seçim var. Biz seçeceğiz. Kimden ittifak edeceğiz? Kimden müttefik olacağız? Allah bunun hesabını sorar. Kimisi de diyor ki seçim ben rey vermeyeyim filan diyor yani. Rey vermemek de yarısını bir tarafa, yarısını bir tarafa vermek demek. Karşı cepheye hizmet etmek demektir abi, rey vermemek demek. evet, yani seçim zamanı kullandığımız reyler bizim hangi tarafın adamı olduğumuzu açıkça göstermektedir yani. Hiçbir Müslüman açlıktan öleceği, maddi sıkıntısı olacağını bilse bile bir Allah size, bir din size, bir masona katiyen rey veremez yani. Tabii. Yani böyle bir şey olur mu yani? Kimle evet. ittifak ediyorsun, kimle müttefik oluyorsun? Ya yani iki, iki, tane aday var karşımızda. Birisi işte bizden bir insan, öbürü camiye girmemiş bir insan belki. Onun için yani iş bu kadar basit değil. Allah bunun hesabını sorar. Türkiye'de bu hizmetlerin devam etmesi için, bu gayretlerin devam etmesi için tarafımızı belli etmemiz. Hiçbir hizmet de olmasa, hiçbir maddi menfaat de olmasa. Ya biz kimden yana olacağımız belli yani. Yani bu hususta da insanlarımızın, Müslümanların gayretli olması lazım. Abi burada bir defa evvel Refik Sümmet Tarik demişler. Evet. Yola çıkacakken bile önce arkadaşını iyi seç. Evet. Elcar Gablettar demişler. Ev alacaksan bak komşu evden önce gelir. Evet. Önce komşunu al sonra evini al. Şimdi bu kadar, bu konuda bir hassasiyet var. Kişi sevdiğiyle beraberdir. Ee, efendim, kişi sevdiğiyle beraber haşrolunur. Dolayısıyla zat halinizin ifade buyurduğu bu. Biz bu ittifak var ama biz kiminle nerede nasıl ittifak edeceğiz? Esas problem bu. Dolayısıyla bizim hayrın olduğu yerde, iyinin olduğu yerde, efendim İslam'a hizmetin olduğu yerde bizim yer almak boynumuzun borcudur. Borcudur. Hatalar var. Ya şu hatası var, bu kabahati var, bu yanlışı var. Ya iş yapan adam hata yapar. Ya yani iş yapmayan, evinde oturan insan hiç hata yapmaz. Tabii hiç. Yani iş yap Şimdi hatayı, kusuru da bir kefeye koy. Öbür tarafta evet. hiç mi bir evet. şey yok? Yani buna da dikkat etmemiz lazım. Yani hata, kabahat, kusur varsa onları bilahare görüşürüz. Ama gün bugün değil. Evet, Gün bugün değil. Bugün tarafımızı belli etmeliyiz. Kimden yanasın? Musalli bir insandan yana mısın? Yoksa diğer bir insandan yana mısın? Yani? Hayır bir de burada şu var. Abi Gücünü milletten alan, geçmişinden alan ve Türkiye'yi bugün aldığı günden, aldığı yerden bu noktalara kadar getiren, büyüten ve geliştiren bir iktidarla mı beraber yürüyeceksin? Hmm. Yoksa bugün Avrupa'dan emir almaya çalışan, Amerika'nın alkışına önem veren, oradan gelen süflörlüğe, oradan gelen sese göre kulak vererek, burada bugün politikalar belirleyen, Suriye'de ne işimiz var diyorlar mesela. Orta Doğu bataklığına bizi niye soktunuz? Ya orada bir yangın var. Bizim komşumuzda bir yangın olursa. Ya 3 milyon, 4 milyon kişi ya, gelmiş bize. Tabii. E bizi alakadar nasıl etmez? Yani? Tabii etmez olur mu? E, burası yani. dibimizde. Evet. Oradan her gün Füzeler atılıyordu bizim He. kiliste, Antep'te, Urfa'da, Efendim Hatay'da, Samandağ'ında, Yayladağ'ında kaç tane şehidimiz var bizim. Oranın güvenliğini sağlamak bizim boynumuzun borcu değil mi? Boynum. Ama bunlar diyorlar ki ver kurtul. He. O zaman problem olmaz. Verirsin bu. Verirsin kurtulamazsın ki. Tabii, kurtulamazsın tabii. Sınırında yani. Tabii dibinde. Vererek de kurtulamazsın. Vererek de, ha. Dünyanın öbür ucunda olsa ver kurtul tamam. O yüzden böyle bir şeyde işte efendim Kafkasya'da ne işimiz var? Hı. Yok Balkanlar'da ne işimiz var? Efendim eğer böyle derseniz zaten işte Yunanistan'la niye biz Bunlar bizim kardeşimiz nasıl evet. iyi geçinmemiz lazım? E o zaman onlar e, bu şeyi e, 12 mil ile çıkarsınlar. Hı. 12 mil çıkardı mı biz Antalya'da bile denize giremeyiz. Balkondan bakarız ancak denize. Doğru. doğru. Böyle yani. bir şey olur mu hiç? Evet. Ama maalesef böyle bir ekip var ki gücünü dışarıdan alan, belki de sırf Türkiye'yi büyütmeye çalışan bir anlayışı yok etmek için sadece Cumhurbaşkanlığı düşmanlığı üzerine kurulu bir siyasette dışarıdan beslenerek karşımıza çıkan bir ekip var. Buna herkesin uyanık olması lazım. Dikkat etmesi lazım. Yani şu mübarek günlerde hem dua edelim, hem gayret edelim, hem tarafımızı belli edelim. Yani hataları, kusurları, kabahatleri olsa da o, o işleri bir ara tehir edelim. Sonra hesaplaşalım. Sırası değil şimdi. Tabii bir de şu evet. var yani biz e, bu yanlış gördüklüğümüz şeyleri söyleniyoruz kendi evet. aramızda. Evet. Ama yerinde geldiği zaman söylemiyoruz. Doğru. Ya esasında yerinde geldiği zaman kendisine bizzat söyle. Hı. Bu yanlış yakışmıyor de. Kimse o yanlışı yapan Hı. onu düzeltmeye çalış ama bunun arkadan dedikodusunu yaparak Büyütmenin kimseye bir faydası yok. Faydası yok, evet. O yüzden e, tabii e, gerçekten bu seçim dönemine doğru da gittiğimiz bu satı mailde de attığımız adıma dikkat etmek gerektiğini vurguladınız. Allah razı olsun. İnşallah. Bir de bizim bu biraz yurt dışı hizmetleri. Şimdi mesela Almanya'da, Avrupa'da da çok güzel hizmetleriniz var. Daha siz yeni geldiniz. Evet. Öbür taraftan biz Afrika, mesela Afrika diyorduk. Afrika'da mesela biz 2000'lerde... Afrika'da bizim 9 tane mi ne büyük elçiliğimiz öyle, oldu. öyle bir şeydi. Ve Bugün 42 tane büyük değil. elçiliğimiz oldu. Değil. O zaman Türk Hava Yolları 12 noktaya sefer yapıyordu. Bugün belki 60'a yakın noktaya değil. Afrika'da da sefer yapıyor. Elham bugün de. Afrikalı pek çok ülkeler artık ihtiyaçlarına biniyor. Orada Türk Hava Yolları uçağıyla geliyor. İstanbul'da alışverişini yapıyor. Ertesi günde dönüyor. Artık Afrika pazarında ne Almanya'nın ne Fransa'nın kolları koparılmıştır. Artık onlar orayı sömüremiyorlar. O Avrupa'nın Türkiye düşmanlığı buradan geliyor. E tabii tabii yani, yani aynen katılıyorum hocam. Ya, yani bütün sıkıntıları o evet e, Türkiye'nin ve Türk Hava Yolları'nın aktif olması. Evet. Buyurduğunuz gibi Afrikalı insanlar da geliyor başka bir ülkeye gidecekse bile İstanbul'dan aktarma oluyor. O, o transit merkezlik e, gidiyor, ayrı. Yani e, e, e. Türkiye evet. en önemli şeyi Türkiye'nin evet. Hem karayolu, hem deniz yolu, hem demir yolu, hem hava yoluyla tüm dünyaya açık, hmm. tam da dünyanın tam ortasında hmm. merkezi bir rolü oynayan, stratejik öneme sahip bir ülke. Evet. Dolayısıyla Türkiye şu anda tahterevallinin orta direği hükmünde. Evet, evet Dolayısıyla e, bunu da Türkiye ülkemiz iyi kullanıyor, İş adamlarımız da iyi kullanıyor. Elhamdülillah. Dolayısıyla esas bunun biz işin ticari boyutu farklı, ihracat boyutu filan ama esas bizim Hüdayi Vakfı açısından değerlendirmesini nasıl yaparız. Fakir 10 gün kadar önce Tanzanya ve Uganda'ya bir ziyaretimiz oldu. Hakikaten çok memnun olduk. Orada hem bir Türk Türk ve Türkiye dostluğu meydana geliyor hem de oradaki insanlar edep, adab, görgü, medeniyet öğrenmiş oluyorlar. Yani maalesef batılılar her şeylerini almışlar. Bir kuyu açıyorsun, kuyuda bir arıza oluyor. Bir civata takmayı bile öğretmemişler. Onun için yani Türkiye inşallah bunun farkındalar da. Kimi insanlar batıda okumuşların kafasının arka biladında başka şeyler olsa da oranın yerel halkı anlıyor Türkiye'nin durumunu, niyetini biliyor, anlıyor. İnşallah oralarda da güzel gelişmeler olacak. İmam Hatip modelini her yerde öneriyoruz. Mesela Kur'an kursu açmak kolay. Kur'an kursunu açarsın, Kur'an'ı öğretirsin. Kimse buna hiçbir ülkede de, birçok ülkede mani olan yok. Kur'an kursu serbest. Ama İmam Hatip okulu, Türkiye'deki gibi İmam Hatip modeli, ismi Değişik olabilir. İslam Koleji olur vesaire olur. Orada orta liseyi okuyup sonra da üniversiteye girebilecek okulların olması çok mühim. Yani dini, manevi donanımla oradan yetişen çocuklar nereye girerse girsin. Mühendis olsun, doktor olsun, yönetici olsun. Bizim bütün gayemiz İmam hatip modelini yaygınlaştırmak. Yani, yani Allah'tan korkan, kulundan utanan bir Evet. nesil olsun. Yoksa Kur'an kursundan çıkan genç yalnız imam olabiliyor. Evet. Başka bir mesleğe gitmesi mümkün değil. Yani Bütün Afrika böyleydi. Elhamdülillah son işte 8-10 senedir bu dönüşüm yaşanıyor. Bu model geliştiriliyor. Bu da inşallah muvaffak olur. Tabii yaptığınız nedir diyeceksin. Yani milyonlarca talebenin içinde kaç talebe okutuyorsun diye sorabilirsiniz. Çok cüz'idir ama bir modeldir bu. İnşallah gelişecek, büyüyecek, yayılacak diye düşünüyoruz. Şimdi Uganda dediniz, biz 2007'de İslam Ülkeleri Parlamenterler Meclisi e, e, Genel Kurulu'nu Uganda'da yaptık. Kampala'da yaptık. O zaman orada bir akşam beni iftara davet ettiler. Ramazandı. İmam Hüseyin diye idiyaminin yardımcısı ve 70 kişilik bir ekip iftar yaptık. Adamların anlattığı şuydu. Bizim buraya Pakistanlılar geliyor, cemaati İslamiyecilik yapıyor. Suud'dan geliyorlar, Vahabicilik yapıyor. Libya'dan geliyorlar, Yeşil Kitap bunu yapıyorlar. Bizim Osmanlı İslamına ve Türkiye Müslümanlığına ihtiyacımız var. Bunu söyleyen adam da Uganda'nın Sanayi ve Teknoloji Bakanı Hristiyan'dı. Yani. He. Ben dedi bu rengimle, bu makamımla dünyanın her yerine gittim. Her yerde ikinci sınıf insan muamelesi gördüm. Bir tek Türkiye hariç dedi. Ben Türkiye'de He. adam gibi karşılandım. He. İstanbul Müslümanlığını buraya getirin ne olur diye adam bunu söylüyordu orada. He. İmam Hüseyin'in söylediği bir laf var. Dedi ki, ya bu adamlar bizim her türlü yeraltı ve yerüstü kaynaklarımızı alıp götürüyorlar. Hintliler, İngilizler, Çinliler... Amerikalılar, Avrupalılar. Kendileri gidiyorlar bir yere yedi yıldızlı bir uydu şehir kuruyorlar. Orada yeraltı, yerüstü kaynağımız ne varsa alıyorlar. Oralarda yaşıyorlar. Ama bizim halkımıza hem yılanı avlatıyorlar. Yılan avlatması nasıl? Adam şey açıyor yılanın büyük anakonda yılanları. Ayağını bir bezle sarıyor, ayağını sokuyor deliye. Sonra yılan geliyor onu çekmeye çalışırken elinde bıçakla yılan iki tarafından kesiyor. Sonra yılanı çıkarıyorlar. Ya yılanı avlattırıyorlar, bir tek derisini bize layık görmüyorlar. Hmm. Timsahları avlatıyorlar, derisini bile bize layık görmüyorlar. Yani demin sizin ifade buyurdunuz var ya, yani kuyu arızalanıyor, bir civata sıkmayı bile öğretmemişler. Hmm. Ama şimdi orada bizim Odalar ve Borsalar Birliği'nin meslek kursları falan başladı. Evet. Şimdi çok iyi noktalara geldi. İnşallah. Ondan sonra orada bir büyükelçilik yerini ben, biz belirledik orada. Daha sonra Türk Hava Yolları'nı orada başlattık sefere. Evet. O yüzden gerçekten Allah razı olsun. Şimdi sizler bu eğitim, öğretim alanında ki orada bir tek adam vardı Uganda merkezde. Efendiz Restoran diye. O da Adana'da bir suç işlemiş. Hı. Hapis cezası almış. Kaçmış. Hı. O orada açmış bir kebapçı. Bir de Erikson'un Afrika, Kuzey Afrika temsilcisi vardı. Başka hiç kimse yoktu Türk adını. Ama bugün siz gittiniz oralarda büyük güzel kapılar açtınız. Allah sayenizi meşgul etsin. Amin. Hepimizi, hepimiz. Amelinizi makbul etsin. Hepimiz Amin. inşallah. Hep i̇nşallah. Biz de size duacıyız. edeceğiz evet. Rabbim gücünüzü, kuvvetinizi artırsın. Hı. Daha kalıcı, daha geniş hizmet ağını bize nasip etsin. Amin inşallah. Erkam Radyomuzun ve Erkam Televizyonumuzun çok kıymetli izleyicileri ve dinleyicileri. Muhterem Ahmet Hamdi Topbaş, Aziz Mahmud Dayı Vakfı Mütevelliyeti Başkanımızla sohbetimizi istemesek de burada noktaladık bir başka iftar sevincinde buluşmak üzere hepinize hayırlı ramazanlar hayırlı iftarlar diliyoruz kalın sağlıcakla